Buzun durumu daha da kötüye gitti. Ya zaten şu an çok kötüyüm. Uzun süre sırtımda taşıdım. Geldim şimdi sürüyü çevirdim. Eğer yapabilirsem kuzuyu burada bırakacağım arkadaşlar. Şuraya kadar yol geliyor. Şuraya kadar sırtımda taşıyacağım. Ondan sonra keş de başında beklerse eğer. Bakalım, şu anlık başında bekliyor ama sürü gittikten sonra gelirse onu bilmiyorum. Başında beklerse bunu burada bırakıp ben gideceğim. Belki arabayla gelip alabilirler. Şu an çok kötüyüm ya. Hiç. Bunun başında bekleyeceğim mi oğlum? He? Bunu sana emanet etmeyi düşünüyorum ama iyice durumu kötüleşti. Şuraya kadar taşısam bir sıkıntı olmaz ya. Şu anda kuzuyu sırtladım arkadaşlar. Kuzuyla beraber gidiyoruz. Ya ben öleceğim ya kuzu ölecek. İkimizden biri ölecek. Bugün böyle bir şey başımıza geldi. Bakalım taşıyabildiğim kadar taşıyacağım yani. Bir de kuzu öyle ufak bir kuzu da değil. Çok ağır bir kuzu. Kalbim duracak resmen. Çok kötü bir durumdayım şu anda. En kötü günüm diyebilirim. Boynum koptu. Ben ölüyorum, kuzu ölüyor. Gidiyoruz öyle. Bakalım artık nereye kadar dayanabilirsek. Bir yandan da sürüyü idare ediyorum. Ama omuzlarım çürüdü şu anda. Şu yukarı sırta kadar taşıyacağım. Yani dışarıdan çok güzel gözüküyor olaylar arkadaşlar. Ne güzel, çayır çimen geziyorsun. Hiç stres yok değil mi? Hiç stresli değil ya. Hiç stresli değil. Allah'a şükür çiftliğimi bir kurabilirsem eğer. Dur ölüyorum dur. Çiftliğimi kurabilirsem bir gün inşallah biz de rahat edebileceğiz. Ama elimden geldiğince çalışıyorum. Başımın üzerinde yerim var. Değil mi? Buradan geliyor herhalde. Elimden geldiğince helalinden kazanmaya çalışıyorum. Bir an önce çiftliği açmam lazım, yoksa sonum iyi değil. Yani hayat böyle geçmiyor arkadaşlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil olaylar yani. Dışarıdan çok güzel. 3 tane koyun alayım. 5 tane koyun alayım. İşte köye gideyim. Aa, kalbim duracak. Stresli değil, sinirli değil. Herkes hayvancılığı kolay sanıyor. Layloylom sanıyor. Halbuki hiç böyle bir olay değil. Aslına bakarsanız çok zor bir iş. Kuzu gitti herhalde, ne oldu? Az kaldı kızım. Sırta ulaşalım. Ya çok da büyük bir kuzu. Küçük küçük bir şey olsa al kucağına getir. O kadar büyük ki anlatamam. Çok zor bir olay ya. Bazen insan işte böyle isyan edebiliyor. Hani benim isyan ettiğim gibi. Yani kalbimde öyle bir basınç var ki şu anda. Sizlere anlatamam. Ter su içinde kaldım. Keş! Gel. Keş. Şu tepeye bırakayım. Kuzuyu buraya bıraktım arkadaşlar. Gün geç saatte, biraz daha gitsek. Keş bunun başında beklemen lazım ya. Durum çok vahim bir hal aldı. Sen bunun yanında yat. Yat. Otur. Otur. Bunu burada bırakırsam kurt yer. Otur, yat. Eşeğim benim. Sen buna burada sahip çık. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bak sakın onun yanına bir şey yaklaştırma. Keş. Beni dinle. Kurt bölgesi burası. Issız. Şöyle patika bir araba yolu var. Gelebilirse araba gelir. Sürüm uzaklaştı benim. Senin de canını yerim bu arada Keş. Bugüne kadar verdiğin bütün eğitimleri kullanacaksın herhalde.
bir kere daha şu şöyle köpek böyle köpek anlatanlar artık kendilerini bir kenara koysun. Ben bu algıyı kırdım. Yok, gözü böyle olacak, kaşı böyle olacak, dudağı böyle olacak. Alay saçmalık. Buradan da herkese söylüyorum. Alay saçmalık. İyi köpek vardır, kötü köpek vardır. İyi sahip vardır, kötü sahip vardır. Gerisi saçmalık. Anadolu çoban da bizim, Akbaş da bizim, Malaklı da bizim, Kangal da bizim. Köpek iyi olmadıktan sonra ne olursa olsun. Hadi varsa şu en ünlü, Türkiye'deki en ünlü köpekçilerin varsa böyle bir köpeği buyursun gelsin. Varsa bir tane köpeği. Köpek kurtçu diyor. Sen canın yerim ya. Sen nasıl bir hayvansın ya. Kurtçu bilmem neydi. Şuydu buydu. Köpek koyunlara saldırıyor ya. Yalanın da bu kadar olmaz yani. Ya bu Çeşit var ya. Adamın dibi ya. Hadi Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar. Burada telefon çekmiyor. Şu sırtta. Evdekileri arayacağım. Ya bu köpek başka bir şey ya. Köpek diyemiyorum buna. Hatta ağzımdan çıkmıyor bu laf ya. Adamın dibi mi demeliyim, ne demeliyim? Ya ne saçmalık, size 100 kere anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu köpeklerin fiziksel özelliklerini tarif eden insanlar köpek tüccarları. Hiçbir tane çobana gittiğinizde çoban şey diyor mu? Ya bu kurda gitmiyor ama koyunda. Koyuna da fazla gitmiyor ama kangal ya. Gözü baksanıza ne kadar çeşik. Ama insanlar kandırılmayı seviyor arkadaşlar. Ben yavru da satmıyorum kimseye. Yapsam bunu bile iyi bir dişi arıyorum. Adamlar sokaktan yakalıyorlar. Kangal diye satıyorlar, onlar da alıyorlar. Helal hoş olsun. Kandırmaya devam etsinler. Biz bildiğimiz yolda yürüyoruz. Anadolu çoban, kangal, akbaş, malakka hepsi benim gözümde aynıdır. Bütün ırk standartlar da onların aynı. Kurda gideni var, gitmeyeni var. Boğuşanı var, boğuşmayanı var. Adamcıl olanı var, adamcıl olmayanı var. Hepsi Türkiye'mizin köpekleri. Boş boşuna bunları ayırmaya gerek yok. Bir köpeğin karakterini, kurtçuluğunu zor bulursunuz. Ama fiziksel özelliğini gidin bir şeye. Verin 3-5 kuruş birine. Köpeğini satar arkadaşlar. Doldurursunuz çiftliğe, yavru satarsınız. Kangal mı kangal. Gelmeyin böyle şeylere ya. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Aşın bunları. Sırta çıkalım bir de kuzuyla keşe bakalım. Sonra akıllarda şöyle bir soru işareti kalmasın. Sen orada köpeği bıraktın da. Köpek onun başında bekledim öyle. Belki de çıktı aklında geldi. Şimdi şu sırta çıkalım, onu da göstereceğim. Bakmadan bile güveniyorum. Kuzuda yaşadığım sinir stresi burada çıkarıyorum. Siz de kusura bakmayın, bir yanlışımız varsa affola. Sırta çıkıp bir bakayım. Köy nerede diye. İnsanlar hikaye anlatmaya devam etsinler. Biz gerçekleri yaşıyoruz. Köyümüz burada. Çok uzak, ben onu götüremem. Evdekileri aradım arkadaşlar. Yalnız kuzuları geri çevirdim. Gelemeyiz diyorlar buraya kadar ama şimdi ben gidip kuzuya bir daha bakacağım. Eğer bakın çok ağırsa kuzu, durumu kuzunun, kuzuyu keserim arkadaşlar. Keserim, içini boşaltırım. Kesip içini boşaltsam bile oraya koysam yine o köpek yemez. Tyson 4 aylıktı arkadaşlar. Bir tane koyun ottan zehirlendi, kestik. Tyson o da ete çok düşkün. Bizi bile yanına bırakmıyor. Tyson o kestik ya, bir ağzını bir kere bile sürmedi o koyuna. İç organlarını çıkarttık. Attık iç organlar, iç organlarını bile yemiyor. Köpeğin içinde yoksa o köpeğe hiçbir şey öğretemezsiniz. Ama içinde varsa köpeğin, siz de o içindeki cevheri çıkarabilirsiniz. Çeşinde içinde öyle bir cevher yatıyor. Ben de onu dışarı çıkardım. Karşısındaki cevheri de çıkarmaya çalışıyorum. Ama içinde yoksa uğraş dur yani. İmkansız. Şimdi gidip kuzuya bakalım. Kuzuya ve keşe. Kuzun durumu kötüydü ya, şimdi aklıma geldi de onlar gelene kadar bıçaksız olur. Kuzuyu keserim olmazsa. Keser orada bırakırım. Başında dursun. Başka bir hayvan da bırakmaz. Zaten burada köpek olmazsa sürüler zaten eve gitti arkadaşlar. Eve yaklaştı. Akşam saatlerine geldi. Bunu bir dakikada kurt dağıtır burada. Yani onca verdiğim emeğe yazık olur. Şimdi gidip bakacağız. Köpek kuzunun yanında mı değil mi? Hem de gidip köpeği bir daha seveceğim arkadaşlar. İyice anlasın neyin olduğunu. Bakın sürümüz gitti. Araba da gelmiyor buraya ya. Bu sene çok aşırı yağış oldu. Yollarda hep göçtüler. Araba da çıkmıyormuş buraya. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi bir bakacağız köpeğin durumu ne. Bazıları da şu yorumu yazıyor arkadaşlar. Kendini yediremiyorlar. Köpek onu yemek için orada bekliyor.
kesiyorum, hayvanı önüne koyuyorum, yemiyor. Ya senin canını mı yesem, ne yapsam bilemiyorum ya. Kuzu ölmüş ya. Ya ne yapacağımı şaşırıyorum keş ya. Sen adamsın ya, bir kuzunun başında bekliyor böyle. Varsa karakterlisi, Türkiye'ye meydan okuyorum. Abi çok keşten de çok üstün köpekler var arkadaşlar bu arada. Hiç ortaya çıkmamışlar tabi. Sürülerde de köpekler, dağ köylerindeler. Yani öyle köpekçilere güvenip köpek almayın. Canım nasılsın? Durumun iyi mi? İyice katılaşmışsın be. İyice sana bir şeyler olmuş. Sen herhalde yolcusun. Biraz daha dayan. Şunu biraz toplayayım. Biraz daha dayan. Gelip seni buradan. Acaba inşallah. Şimdi şeyden korkuyorum bu kuzu. Nasıl alacaklar kesin önden? Tanıdıklar ama amcam bize alacaklar ama inşallah bir sıkıntı olmaz, tutmaz birini ya. Bana bak bana. Sen ne yapıyorsun be? Sen zaten insan gibi bir hayvansın. Sen ne söylesem anlıyorsun. Bu senin böyle bir iki deneyimden birisi. Keş buna hiçbir şey yaklaştırma. Sen zaten beni anladığını çok iyi biliyorum ama konuşamıyorsun. Onu da biliyorum. Senin bu dudaklarını yerim, dudaklarını. Dudakları çok uzunmuş ya. Hayret. Dudakları çok uzunmuş keratanın. Kuyruğu da tutmuyormuş. Senin durumun iyi tabii. Keyfinden de aslan yanında yatıyor. Ben gidiyorum. Rahatınızı bozmayın. Allah'a emanet olun. Keş amcam yil gelecek biraz sonra. Keş amcam yil gelecek. Bunu alsın da buradan sıkıntı çıkarma. Tanıyorsun zaten. Ben biliyorum sen bir sıkıntı yapmazsın. Isırma işlemi yapma. Hırlar mırlarsın. Ekmek atarlar sen alışırsın. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum Keş. Kuzuya sahip çık. Güzellik abidesi. Adam adam. Kuzumuz da gitti. Bu şekilde sizin karşınıza çıkmak istemezdim ama. Bugüne kadar da hiç çıkmadım ama bu sefer böyle bir olay başıma geldi. Karşınıza böyle bir şekilde çıktım. Kusura bakmayın. Şimdi hava kararmaya başladı arkadaşlar. Bakalım Keş nerede? Drone ile geldik buraya. Keş bu tepede fazla yaklaşamıyorum. Uzak burası bana çünkü. Amcam geldi, geldiler. Arabayla oraya kadar gelmişler ama. Arabayla eşeği de getirmişler. Demek ki araba oraya çıkmıyor arkadaşlar. Keş'in yanına doğru gidelim. Bakalım Keş ne yapıyor. Kaçmış mı, orada duruyor mu? Kuzunun durumu nasıl? Böyle zoom yaparak bu kadar yaklaşabiliyorum arkadaşlar. Kuzudan ayrılmış, ayrı yatmış, etrafa bakıyor. Bu kadar yaklaştım ama daha da yaklaşamıyorum. Amcam da buradan gelecek. Keş bakın ben oradan ayrıldığımda yatıyordu. Ben orada olmayınca bakın nasıl görev bilincinde etrafı izliyor. Bakın amcam gidin yöne doğru koku aldı. Hemen ayaklandı. Amcam gidin geldi yöne doğru. Çünkü onun hiçbir şeyden haberi yok aslında. İnşallah fazla saldırmaz ama tanıması lazım. Çünkü her zaman gördüğü insanlar belli de olmaz ama. Ama hemen olayı fark etti arkadaşlar. Bakın hemen ayaklandı. Hani öyle kafaya vurup yatmıyor. Onun başında da etrafı kolaçan ediyor yani. Demek ki rüzgar o yönden esiyor. Eşeğin kokusunu getirdi köpeğe. Hiç bakın, o saldırmaya geçti. Hiç saldırıyor. Ama tanıması lazım. Niye saldırıyor ya? Her zaman görüyor amcam gibi. Onlar da neredeyse geldiler. Bakın şimdi aşağı yukarı tanıyor herhalde. Saldırmayı kesti. Yanına yaklaştı ya. Amcam gibi tanıdı herhalde. Keşke onlara doğru gidiyor iyice. Kuyruk sallıyor sanki. Bir şey yapmaz herhalde ya. Çünkü başta bakın heyecanlandı hemen ama onları gördü hemen tanıdı. Yani yabancı birisi olsa yabancıyı da bırakmaz. Öyle de o aradaki farkı anlıyor yani, yabancı ile tanıdık birini. Onun kuzeye zarar vermeyeceğini biliyor.
Amcamın oğlu da yaklaştı. Maç için hiçbir saldırmaya niyeti yok. Tamamen tanıdı. O konuda çok da şanslıyım yani. Karakterli bir hayvan. Dostu düşmanı ayırt edebiliyor. Keşke biraz daha yaklaşabilseydik ama uzak olduğu için en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. Kuzeye doğru gidiyorlar. Bakın keşke arkadaşlar, yine orada da kuzunun peşini bırakmıyor. Amcamın onun etrafında dönüyor ama saldırmaz ya. Çocuklara asla saldırmaz. Kuzu da eşeğin orada. Onlar geldiler ama o yine orayı terk etmiyor. Yine orada. Çarata. Yavaş karanlık çökmeye başladı arkadaşlar. Yalnız keşke daha sürün yanına gelmedi. Bakalım ne zaman gelecek. Şimdi kuzuları suya indiriyorum arkadaşlar. Kuzuda da su aramadım bugün. Tam kuzuları süleceğim yerde öyle bir sıkıntı yaşadık. Keşke bu dağın arkasında kaldı. Ama şu yukarıda karartı var. Keş mi acaba? Keş o. Keş! Bana çok uzak ama sesimi duydu. Bu beni bulamadı arkadaşlar. Çünkü olay şu tepelerin arkasında yaşandı. Ve beni arıyor. Burada bir sürü sürü var. Köpeklerle de boğuşabilir. Keş, 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 keş. Benim arıyor. Orada bir sürü sürü var. 2-3 tane. Orada bir karmaşıklık yaşadı keş. Hava karanlık oldu arkadaşlar. O yüzden pek bir şey gözükmüyor. Ya, aslanım benim. Bugün çok iyi bir olay başardın ya. Gel bakalım gel. Beni kaybettin ama ısımı duyunca hoştun geldin değil mi? Kerata seni. Çok iyi bir deneyim yaşadık keş seninle. Kerata ya. Aslanım benim. Aslanım benim. Yoruldum, beni biraz aradın ama kusura bakma. Hadi sürünün yanına bakalım. Susamış herhalde arkadaşlar. Biraz bunalmış keş. Beni alırken biraz stres oldu, sürülere karşılaştı. Şimdi eve gidelim, seni çok güzel hediyeler bekliyor kerata. Yat içine yat. Sen herhalde beni çok aradın. Yat 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 yat. Geç, yat içine oğlum. Ben de o kadar susadım ki ama su içersem ben de hasta olurum arkadaşlar. Terledim çünkü. Su içersem ben de çok kötü hastane alırım. Ne oldu, yoruldun mu? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bugün de kötü olaylar başımıza geldi. Ama keşke beraber bunları atlattık. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız.